Evet, değerli basın mensupları, her yıl sonunda olduğu gibi bu sene de gene AKP'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini açıklamak için sizlerle bir araya geldik. 2022 yılında da AKP gene bizi şaşırtmadı. Karnesi kırıklarla dolu ve bir kez daha sınıfta kaldı. Şimdi ben sizlere ay ay süreci özetlemeye çalışacağım. Bazı davalardan da bahsedeceğim. Ama bu şu anlama gelmesin. Bahsetmediğimiz davalar, bahsettiğimiz davalardan daha az önemli değil. Sadece zaman kısıtı nedeniyle bazı örnek davaları, bazı örnek kararları seçmek durumunda kaldık. Onun için birazdan sizlere aktaracağım ay ay yaşadığımız sürecin kısa bir özeti olacak. Önce Ocak ayından başlayalım ve kadın cinayetlerinden başlayalım. Ocak ayında en az 26 kadın cinayeti işlendi ve 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Şimdi ay ay cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini de söyleyeceğim ama özellikle en sonda söyleneceği başta söyleyeyim. Her zaman tekrarladığımız gibi şüpheli kadın ölümü diye bir şey yoktur. Üzeri kapatılan dosya, yeteri kadar etkin yürütülmeyen soruşturma, korunan, güç odakları tarafından korunan failler vardır diyoruz. Ocak ayında damga vuran olaylardan bir tanesi üniversite öğrencisi sevgili Yağmur'la ilgiliydi. Yağmur Önüt'ün katili Egemen Vardar. Tam 6 yıl sonra ancak tutuklanabildi Egemen Vardar. Orada da kadın hareketinin bu davanın peşini bırakmamasının çok önemli bir etkisi, çok önemli bir katkısı var. Ve davayı belki şu kelimeden hatırlayabilirsiniz. Katil Egemen şakalaşıyorduk dedi. Yağmur'u öldürme gerekçesi şakalaşma. Hatta sırf bundan dolayı da indirim aldı. Ama bizler bu davanın tüm süreçlerini takip etmeye devam edeceğiz. Yağmur'un hakkını korumaya devam edeceğiz. Ve şakalaştıkları gerekçesiyle verilen bu indirimi de asla ve asla kabul etmiyoruz. Ocak ayında gene Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil önemli bir karara imza attı, önemli bir açıklama yaptı ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu açıkça ifade etti ve bu kararın iptal edilmesi gerektiği yönünde bir görüş bildirdi. 2021 yılında bir gece yarısı tek adamın kararıyla çıktığımız İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik olarak hepinizin hatırlayacağı gibi hukuki bir süreç başlatmıştık. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz dedik ve bu hukuki süreci özellikle 2022 yılında Danıştay davalarında da çok yoğun bir şekilde yaşadık. Bunları da birazdan size kısaca özetleyeceğim. Gene Ocak ayında İçişleri Bakanlığı akıllara ziyan bir açıklama yaptı ve dedi ki 2021 yılına dair olan çözülemeyen kadın cinayet sayısı, daha doğrusu cinayet iddiası sadece birdir dedi. Bakın sadece bir tane olduğunu söylüyor, koskoca bir yıla ait. Oysa ki bugün tek tek isim isim verileri açıklayan, çetele tutan ve sırf bu nedenle kapatmaya çalıştıkları Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna göre bu sayı 217. Bir tarafta İçişleri Bakanlığı'nın bir sayısı var, diğer tarafta kadın örgütlerinin emeğiyle tek tek isimlerin çıkartıldığı 217 verisi var. Dolayısıyla gerçek sayının 217 olduğunu elbette buradan bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. Ocak ayında gene kadınlar hedef tahtasına konulmaya devam etti. Örneğin Gülşen kıyafetleri nedeniyle ahlaksızlıkla suçlandı. Gene Erdoğan bir şarkı sözü nedeniyle Sezen Aksu'yu hedef gösterdi. Ve gene birçok davalar oldu. Ama hatırlayacağınız, bildiğiniz gibi muhalifler söz konusu olduğunda hızlıca harekete geçen iktidar gücü ne yazık ki mağdurlar karşısında aynı hassasiyeti, aynı özeni ve aynı hızı göstermiyor. Neyi kastediyorum? Denizli'de canice katledilen kız kardeşimiz
Şebnem Şirin'i kastediyorum. Şebnem Şirin için kılını bile kıpırdatmadılar. Oysa ki şiddet görüyordu, ihbar vardı, polis kapıya kadar geldi. Fakat nasıl bir misafirliğe gidersiniz, kapıyı çalarsınız, kapı açılmadığında geri dönersiniz. İşte polis aynen böyle sanki misafirliğe gitmiş gibi kapı açılmayınca geri döndü ve Şebnem katledildi. Bu polislerle ilgili olarak bir soruşturma dosyası açıldı ama ne yazık ki dosyada takipsizlik kararıyla kapatıldı. Dolayısıyla işini yapmayanlar bir kez daha ödüllendirilmiş oldu. Üstelik mahkeme Şebnem'i 11 kez, tam 11 kez bıçaklayarak canice katleden, canavarca hisle katleden katille ilgili olarak da onun canavarca hisle hareket etmediği yönünde bir karar verdi. Yani kısacası değerli arkadaşlar, olan Şebnem'e oldu, olan Şebnem'in ailesine oldu, olan Şebnem'in sevenlerine, dostlarına oldu, olan kadınlara oldu. Gelelim Şubat ayına. Şubat ayında da gene kadın cinayetleri hız kesmeden devam etti. Şubat ayında en az 23 kadın cinayeti işlendi ve bunlara ek olarak da 21 kadın şüpheli olarak katledildi. Şüpheli olarak ölü bulundu diyelim. Şüpheli olarak ölü bulundu. Şubat ayında Belçika'da 4 kadını öldürüp 2 kişiyi de ağır yaraladığı için ömür boyu hapse mahkum edilen Osman Çallı cezasının geri kalanını çekmek üzere Türkiye'ye iade edildi. Peki ne mi oldu? Osman Çallı Türkiye'de serbest bırakıldı. Gene aynı ay 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katledilmesiyle hepimizin yüreği yandı. Oysa ki Sıla ile ilgili olarak, Sıla'nın katiliyle ilgili olarak ısrarlı takip nedeniyle koruma kararı çıkmıştı. Katil Hüseyin Can Gökçek, Sıla'yı vahşice katlettiğinde Sıla'nın devlet tarafından koruma altında olduğu gerçekliği vardı. Yani bir kez daha görev ihmali ortaya çıktı ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gene kendisine yakışanı yaptı. Yok efendim fail zaten tutuklanmıştı, sonra serbest bırakıldı, yok şikayet geri çekilmişti gibi bir takım bahaneler üretmeye devam etti. Sorarım size, hangi bahane bir çocuğun, Sıla'nın hayatından daha anlamlı olabilir? Yani biz artık bahanelere değil, gerçeklere dönüp bakıyoruz ve kız kardeşlerimizin her gün hayattan koparıldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama bir kişi daha eksilmeye artık bizim tahammülümüz yok değerli arkadaşlar. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı gene bu ay kadın cinayetlerinin %8 oranında azaldığını iddia etti. Aslında kadın cinayetlerinin %8'inin koruma altında gerçekleştiğini itiraf etti. Yani aslında bizler koruma kararına rağmen kadınları koruyamıyoruz demiş oldu. Ve sonrasında da sanki 20 yıldır iktidarda değillermiş gibi koruma kararı varsa devletin gerekli mekanizmaları oluşturması lazım dedi. Yani devletin gerekli mekanizmaları oluşturması lazım dediği kişi Bakan Derya Yanık. Dolayısıyla kendi kendine söylüyor herhalde. 20 yıldır neden bu koruma mekanizmalarını oluşturmadınız? Neden koruma altındaki kadınlar göz göre göre katlediliyor? Buradan bir kez daha Derya Yanık'a haykırarak soruyorum. Evet, hükümet tabii sadece gerçeği manipüle etmekle meşgul. Aynı ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durur mu? O da bir takım açıklamalar yaptı. O da kadın cinayetlerinin azaldığını iddia etti. İşte 2017'de cinayet sayısı 353'tü. Bugün bu sayı azaldı dedi. Fakat biz her seferinde Soylu'ya şunu hatırlatıyoruz. Diyoruz ki kadınlar bir sayı değildir. Biz katledilen kadınlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla her katledilen kadın bir annedir, bir evlattır, bir kardeştir, bir arkadaştır, bir komşudur, bir dosttur. Yani insan canındadır.
kadından bahsediyoruz. Bir kez daha buradan kadınları sayı olan, özellikle katledilen kadınları sayı olarak gören Süleyman Soylu'yu da kınıyoruz. Evet, gelelim bir sonraki aya, Mart ayına. Mart ayında da 24 kadın cinayeti işlendi. Tabii en az 24 kadın diyoruz çünkü resmi verilere göre böyle. 19 kadın da şüpheli şekilde öldürüldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gene Türkiye'de 19 yıldır devam eden, bu sene 20.si gerçekleşecek olan bir gelenek sonlandırılmaya çalışıldı. Kadınlar her 8 Mart'ta gece yürüyüşü yapıyorlar biliyorsunuz. Bu sene bu gece yürüyüşü yasaklandı. Ama biz kadınlar gene sokaklardaydık, gene sesimizi sözümüzü yükselterek haklarımıza sahip çıktık. Aynı zamanda Mart ayında kamuoyunun yakından bildiği, takip ettiği bir dava Yargıtay kararıyla sonlanmış oldu. Hatırlayacağınız gibi TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz, Orhan Münis tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Ve Orhan Münis kendisini savunurken evlilik teklifini reddettiğin için Hatice Kaçmaz'ı öldürdüğünü söylemişti. Yani Yargıtay bu süreçte İnanılmaz bir cümle kurarak ne yazık ki Orhan Münis'e verilen indirim kararını onadı. Dedi ki Yargıtay, eğer Hatice Kaçmaz evlilik teklifini kabul etseydi fail bu cinayeti işlemeyebilirdi. Yani aslında Yargıtay bu ülkede yaşayan tüm kadınlara şunu demiş oldu. Eğer size birisi evlilik teklif ederse siz bunu kabul etmek zorundasınız. Eğer evlilik teklifini kabul etmezseniz ve o kişi bundan dolayı sizi katlederse bu o kişinin hakkıdır. Bunun hukuken de bizce herhangi bir sakıncası yoktur kararının altına imza atmış oldu. Utanç duyuyoruz bu karardan. Ve Mart ayında Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen davasının tek şüpheli sanığı olan Mehmet Kaplan beraat etti. Aynı ay gazeteci Sedef Kabaş bir Çerkez atasözünü söylediği için Cumhurbaşkanı'na hakaretten 49 gün tutuklu kaldı, kendisine dava açıldı. Ve Nisan ayı, Nisan 2022'de de en az 24 kadın cinayeti işlendi ve 16 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Ve tabii size az önce söylediğim gibi bu verileri Biyanet, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın örgütlerinin bize iletmiş olduğu vakalarla birlikte hepsini tek tek üzerinden gide gide hesaplıyoruz, çıkartıyoruz. Ama burada özellikle yıllardır çetele tutan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna büyük bir teşekkür borçluyuz, keza Biyanet'e de. Ve tabii Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bu üstün performansının takdirini hükümet eliyle aldı ve bu ay, o ay Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna mesnetsiz iddialarla dava açıldı. Ve bu dernek şu anda kapatılmaya çalışılıyor ne yazık ki. Danıştay'ın 10. dairesinde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı istemiyle açılan dava esastan görüldü. İlk duruşmaya 73 barodan 1000'in üzerinde kadın avukat katıldı. Aynı zamanda kadın dernekleri, siyasi partilerin de temsilcileri, meslek odaları, sendikalar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlar davaya sahip çıktılar. Bizler de oradaydık. Hatta tüm davaları başından sonuna kadar da izledik. Aynı zamanda bizim de açmış olduğumuz dava vardı. Hem benim şahsen hem de partimizin açmış olduğu dava vardı. Ve her seferinde sözleşmeden çekilmenin anayasaya
açıkça aykırı olduğunu beyan ettik. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz dedik, haykırdık ama dava süreci Haziran ayında sonlandı. Aydın'da sendikalı 3 kadın öğretmen İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir eylem yaptıkları için sürüldüler. Yani haklarına, can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. Mayıs ayında ise 35 kadın cinayeti işlendi ve en az 16 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İşte yok cam siliyordu, düştü, öldü, merdiven boşluğuna düştü, yüksekten dengesini kaybetti, düştü gibi cümleleri Mayıs ayında da duymaya devam ettik. Kadın sanatçılara yönelik baskılar ve yasaklamalar da Mayıs ayında devam etti. Tüm AKP iktidarları süreçlerinde olduğu gibi. Mayıs ayında Melek Mosso'nun, Aynur Doğan'ın ve Ece Seçkin'in konserleri iptal edildi. Aynı zamanda oyuncu Melis Sezen'in kıyafeti nedeniyle hedef gösterildiğine de şahitlik ettiğimiz bir ay oldu Mayıs ayı. Ve Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara sürtük dedi. Bunun üzerine bir başka cümle kurmayı gerekli görmüyorum. Her söz sahibine aittir. Cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan ve bir hafta sonra canına kıyan kız kardeşimiz Eda Nur Kaplan davasında iki sanık hakkında da beraat kararı verildi. Oysa ki tam da bu nedenle Eda Nur Kaplan kendini çıkmazda hissetmiş ve o yüzden hayatını sonlandırmıştı. Hakkımı yerde bırakmayın demişti. Onun hakkını sonuna kadar savunmak ve bu davayı takip etmek bizlerin görevidir, andolsun diyorum. Konya'nın Numune Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Hasan Hüseyin Uysal gene kadınların kıyafetine hedef aldı. AKP iktidarında sıkça tecrübe ettiğimiz gibi. Ve dedi ki bu teşhir, beden görseli satma değil midir? Tabii tepkiler çığ gibi yükseldi. Ne diyorsun sen denildi. Fakat bunlar olurken AKP'nin Konya milletvekili Ahmet Sorgun Uysal'ı ziyaret etti. Ama şaşırmadık tabii. Zaten AKP'nin gerçek yüzü de budur. Hani bir yandan diyorlar ya biz kadınları kıyafetlerine göre ayrıştırmıyoruz, karışmıyoruz. İşte tam olarak AKP'nin zihniyeti budur. Gelelim Haziran ayına. Haziran ayında da en az 31 kadın katledildi ve 22 kadın şüpheli ölüm nedeniyle ölü bulundu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davalar 7 Haziran'da, 14 Haziran'da ve 23 Haziran'da Danıştay'da görüldü. Az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar akın akın bu duruşmaları takip etmeye gittiler ve bizler de sık sık artık bu yanlıştan dönün, bu anayasaya aykırı olan kararı iptal edin dedik. Haykırdık, basın açıklamaları yaptık, eylemler yaptık. Ancak buna rağmen ve savcıların iptal kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtmesine rağmen ne yazık ki fesih işleminin iptaline karar verilmedi. Temmuz ayına kaldı bu karar. Temmuz ayında 24 kadın cinayeti işlendi ve en az 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İşte Danıştay 10. Dairesi Temmuz ayında kararını açıkladı. Haziran'da görülen 3 davanın duruşmanın arkasından. Ancak ne yazık ki karar 3'e karşı 2 red oyla hayır şeklindeydi. Yani bizim iptal istemimiz reddedildi Danıştay kararıyla. Aslında Danıştay bu kararıyla padişahım sen çok yaşa demiş oldu. Danıştay bu kararıyla ben hukukun üstünlüğünden değil üstünlerin hukukundan yanayım demiş oldu. Danıştay bu kararıyla
tek adam 85 milyondan büyüktür demiş oldu. Hepimizin gerçekten de beklemediği, üzücü, şaşırtıcı bir karardı bu. Ve Danıştay savcıların gerekçeli kararda belirttikleri bütün hukuki argümanları yok saydıklarını gördük. Tabii iki muhalefet şerhi düşen hakimi bu açıklamanın dışında tutuyorum. Ama mesela muhalefet şerhi koymayan ve iptal kararımızı reddedenlerden bir tanesi, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birinci hukuk müşaviri olarak çalışan ve daha sonrasında Danıştay'a atanan Lütfiye Akbulut'tu. Lütfiye Akbulut, anlaşılan o ki bu atamanın, bu süratli yükselişin kendisine sağladığı imkanların bedelini ödemiş, bu atamanın hakkını vermiş. Tabii fesihten yana oy kullandı dediğim gibi. Karşı oy kullananlar muhalefet şerrinde bu kararın meclis kanalıyla alınması gerektiğini, fesih kararının meclis kararıyla alınması gerektiğini, anayasanın 7. maddesi gereği yasama yetkisinin sadece ve sadece meclise ait olduğunu, bu yetkinin devredilemez olduğunu açıkça belirtti. Dolayısıyla bir kez daha açıkça anayasaya aykırı olan bir kararın altına imza atılmış oldu. Biz bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız ve sık sık Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi iktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koyacağız. Aynı ay Dünya Ekonomik Forumu'nun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu raporu yayımlandı. Türkiye 146 ülkeden oluşan listede ne yazık ki daha da alt basamağa doğru gerileyip 124. sırada yer aldı. Aynı zamanda rapora göre Türkiye'de gerçek anlamda eşitliğin sağlanması için 152 yıla ihtiyaç var. Elbette şunu söylemeye gerek bile yok. Biz kadınların değil 152 yıl, değil 152 saat, 152 saniye, 152 salise bile beklemeyiz. Tahammülü yok değerli arkadaşlar. Geldik Ağustos ayına. Ağustos ayında da en az 33 kadın cinayeti işlendi ve 15 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu kadın arkadaşlarımızdan, yitirdiğimiz arkadaşlarımızdan buradan hep saygıyla bahsediyoruz. Dediğim gibi bazı davaları özellikle kamuoyuna hatırlatmak istiyorum. Bu davalardan bir tanesi Beyza Doğan'la ilgili. Beyza Doğan daha önce tam 5 kez kendisini kaçıran Selim Tekin tarafından öldürüldü. Üstelik de koruma kararı vardı. Daha 16 yaşındaydı ama koruma kararına rağmen ve ısrarlı takibini devam ettiren Selim Tekin'in ısrarcı takiplerine rağmen ne yazık ki gereği yapılmadı. Oysa ki fail daha öncesinde 2018 yılında da 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel olarak istismarda bulunmuş ve davası devam ediyordu. Yani eğer fail o dava sürecini tutuklu olarak geçiriyor olsaydı bugün Beyza aramızda olacaktı. Bugün Beyza yaşıyor olacaktı. Gene hepimizin yüreğini yakan vakalardan bir tanesi de Ezgi ile ilgili. Ezgi Zerkin boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı olan Deniz Özaslan tarafından katledildi. Ezgi'nin annesinin çığlıkları hala kulaklarımda çınlıyor açıkçası ve nasıl 118'i aradıklarını, çaresizlikle nasıl beklemeye alındıklarını ve kızının göz göre göre nasıl katledildiğini kamuoyunun dikkatine sunmuştu annesi. Dolayısıyla Ezgi de tıpkı Beyza gibi defalarca şiddete uğramıştı. Katili daha önce iki kadını silahla tehdit etmekten ceza almıştı. Ama buna rağmen her iki olayda da katillerin öncesinde davaları olmasına, bu yönde sabıkalı olmalarına rağmen her iki kız kardeşimiz de korunamadı. Gerçekler açıkça
İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararı sonrasında sürecin nasıl şekillendiğini de bize çok net bir şekilde gösteriyor. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu katliamlar konuşulurken Türkiye kadına yönelik şiddeti isyan şeklinde haykırırken bir açıklama yaptı ve dedi ki 2021 yılının ilk 7 ayında 166 olan kadın cinayeti 2022 yılında 158'e düşmüştür. 158 kadın cinayetinden bahsediyor. Arkasından da yani kadın cinayetlerinde azalma olduğu iddiasını korudu. Tekrar söylüyoruz, bir kadının yaşam hakkının koparılması çok büyük bir olaydır. 158 kadının yaşam hakkının koparılmasından bahsetmeye bile utanırım. Onun adına utanırım. Ama aynı zamanda da böyle sürekli rakamları çarpıtmasından ve özellikle de şüpheli kadın ölümlerini yokmuş gibi varsaymasından da ayrıca esef duyuyoruz. Buradan Soylu'ya... konusunda yılın son ikazında yapıyoruz. Eylül ayında ise en az 26 kadın cinayeti işlendi. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Soylu gene veri açıkladı ve yani cinayetleri oldukça arkasından veri açıklıyor. Biraz da kendince algıyı yönetmek için %7'lik bir azalış olduğunu iddia etti. Oysa ki dediğim gibi bizdeki veriler asla bir azalış olmadığını ve tam tersine artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ortada bir övünç tablosu değil, bir utanç tablosu var Soylu. Buradan bir kez daha hatırlatırım size. 22 yaşında Mahsa Amini kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından önce gözaltına alındı, arkasından gördüğü şiddet nedeniyle hayattan koparıldı. Tabii bunun üzerine birden İran'ın çeşitli şehirlerinde başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı. Elbette Türkiye'de de bu yönde protestolar yapıldı ve Mahsa Amini'nin yaşam hakkına, kadınların yaşam tercihleri hakkına sahip çıkıldı. Ekim ayına geldik. Ekim ayında en az 34 kadın cinayeti işlendi. 26 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Ve 11 Ekim biliyorsunuz Dünya Çocuk Hakları Günü'dür. Biz Dünya Çocuk Hakları Günü'ne gene erken yaşta ve zorla evlendirilen çocuklarımızla, çocuklarımızın sayısındaki artışla girdik. Onlar evlendirilmeye devam ettiler. AÇEV'e göre zorla evlendirilen her 10 çocuktan 9'u kız çocuğu. Kız erkek fark etmez. Biz tabii ki çocuklarımızın hiçbirisinin erken yaşta ve zorla evlendirilmesini kabul etmiyoruz. Ama her 10 çocuktan 9'unun kız çocuğu olduğunu da özellikle burada not etmek istedik. Ekim ayında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık yeter dedi. Kadınların kılığına, kıyafetine karışmayın ve bu yönde hazırlanmış olan kanun teklifimizi kamuoyuyla paylaştı. Hemen ardından AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in ifadesiyle tereciye tere sattığımız iddia edilerek bir anayasa değişikliği hazırlığına başladı AKP ve anayasa değişikliğini öngören kanun teklifini meclise 9 Aralık'ta sundu. Bir kez daha AKP'nin kadınları inançlı, inançsız, başörtülü, başörtüsüz diye ikiye ayırdığına hep birlikte şahitlik etmiş olduk. Yani bu konudaki samimiyetsizliklerini bir kez daha gözümüze sokmuş oldular aslında. Aynı ay Ipsos araştırma şirketi ebeveynlerde okul masraflarına ilişkin bir araştırma yaptı ve ailelerin %81'inin çocuklarının okul masrafını karşılayamadığı verisini şak diye önümüze getirdi. Biz zaten bunu biliyoruz. Sahada olduğumuz için ailelerin neler yaşadığının farkındayız. Ama sık sık dile getirdiğimiz gibi özellikle çocuklarımızın bir kısmının okula aç gittiklerini, annelerin
çocukların beslenme çantasına koyacak yiyecek bulamadıklarını buradan bir kez daha iktidara hatırlatmak istiyoruz. O ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık gene bir açıklama yaptı ve eşi vefat eden kadınlara konut desteği vereceklerini açıkladı. Hangi kadınlara verecekler konut desteğini? Elbette AKP'nin yine kadını kuluçka makinesi gibi gören ve en az 3 çocuk dayatmasını devam ettiren bir politikasıyla bu desteği vereceklerini açıkladı. Yani kadınların destek alabilmesi için en az 3 çocuk sahibi olması gerektiğini ifade etti. Evet, iktidar bir kez daha ayrımcılığını ve kadınları dediğim gibi sadece doğurganlığı üzerinden tariflediğini hepimize göstermiş oldu. Geldik Kasım ayına. Kasım ayında 30 kadın, en az 30 kadın cinayeti işlendi ve 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve bir öğün ücretsiz olarak verilsin diyerek Plan Bütçe Komisyonu'na bir önerge sunuldu ve tabii bildiğiniz gibi bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ama bunun devamı var, birazdan onu da aktaracağım. Kasım ayı bizim için önemli bir ay çünkü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bizler tabii gene o gün sokaklardaydık ve mücadeleyi büyütmek, şiddet olmasın demek için sokağa çıktık. Ama şiddet olmasın diyen kadınlara ne yazık ki şiddet uygulandı, gözaltılar gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın raporu açıklandı. Ve rapora göre her 3 kadın ve kız çocuğundan biri hayatının bir döneminde en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Her 3 kadından veya kız çocuğundan en az birinden bahsediyoruz. Ve her 5 çocuktan biri çocuk yaşta, yani erken yaşta ve zorla evlendiriliyor. Erken yaşta ve zorla evlendirilen her 3 kız çocuğundan birisi de çocuk anne oluyor. Yani bir çocuk daha kendi çocukluğunu yaşayamadan evlendirildiği gibi bir de annelik sorumluluğunu üstleniyor daha çocukken. İşte bu anneler, çocuk anneler kendi çocuklarıyla oynayarak büyüyorlar. Böyle bir şey de asla ve asla kabul edilemez. Geldik 2022'nin son ayına, Aralık ayına. Aralık ayında da kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik istismar vakaları gene devam etti. Aralık ayında 30 Aralık sabahı itibariyle söylüyorum, en az 15 kadın katledildi, 6 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 5 Aralık bizler için gene önemli bir gün çünkü kadınların Türkiye'de seçme seçilme hakkına sahip olmasının yıl dönümü. Biz bu yılda 5 Aralık'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, şükranla, minnetle ve özlemle andık. Ve Aralık ayında Türkiye'nin gündemine bomba gibi bir olay düştü. Bu olayda bir tarikat şeyhinin 6 yaşındaki kızını, evladını, kendi çocuğunu müridine adeta bir eşya gibi verdiğinin açığa çıkmasıyla ilgili yapılan, basına yansıyan haber sonrasında ortaya çıktı. Ben buradan bir kez daha yürekli gazeteci Timur Soykan'ı ve bunu basına taşıyan tüm basın emekçilerini kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizler de bu davanın peşini bırakmadık. 14 yaşındayken imam nikahıyla evlendirilen HKG'nin bu meselesini, bu skandalını sık sık dile getirdik. Zaten bu skandal nedeniyle ülke ayağa kalktı. Ülke ayağa kalktığı bir dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık gene kendisine yakışanı yaptı. Olayı sönümlendirmek, bu büyük faciayı, bu skandalı yok saymak adına
bir açıklama yaptı ve dedi ki bunlar son derece insani, her zeminde, her toplumda olabilecek işlerdir. Yani meşrulaştırıyor. Arkasından da çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir dedi. Yani böylesine şuursuz bir bakana sahibiz. Çocuğa yönelik istismar vakalarının üzerine gitmeyecek de siyaset kurumu neyin üzerine gidecek? Bizim çocuklarımızın güvenliğinden, çocuklarımızın özgürlüğünden, çocuklarımızın yaşam hakkından daha kıymetli neyimiz var? Buradan kendisini bir kez daha hep birlikte kınıyoruz. Aralık ayında gene yüreğimizi yakan bir mesele daha gündeme geldi. Eskişehir'de yaşayan 6 yaşındaki bir evladımız yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybetti. Evet, değerli basın mensupları, AKP bu yılın özetinden de göreceğiniz gibi kadınların ve çocukların hayatını cehenneme çevirmeye devam etti. 2022 yılında Kadın Cinayetini Durduracağız platformunun verilerine göre 228'i şüpheli olmak üzere tam 553 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. 553 candan, 553 hayattan bahsediyoruz. Ve AKP iktidarı 20 yıldır olduğu gibi yine istismarcılardan ve katillerden yana saf tuttu. İstismarcıların aklanmaya çalışıldığı, kadın katillerinin iyi hal indirimleriyle ödüllendirildiği bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Fakat bize reva görülen bu düzene hiçbir zaman boyun eğmedik, boyun eğmiyoruz. HKG'nin 6 yaşında zorla evlendirildiği ve 22 yaşına kadar istismara maruz bırakıldığı açığa çıktığında isyan ettik. Ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Adalet Bakanlığı'na yürüdük. Burada Genel Başkanımız bir basın açıklaması yaptı ve 2020 yılında başlamış olan ve ta Mayıs 2023 yılında ilk duruşması görülecek olan dava bu basın açıklaması sonrasında önümüzdeki aya çekildi. Yani 2,5 yıldır yapılmamış olan dava şimdi gelecek ay gerçekleştirilecek. Aynı zamanda sapkın zihniyetli Kadir İstekli ve evladını müridine veren o baba, o cani şu anda tutuklu. Ama bundan önce, bizim bu basın açıklamamızdan önce ellerini kollarını sallayarak Bakan Derya Yanık'ın bilgisi dahilinde aramızda dolaşıyorlardı. Dolayısıyla sonuç aldık. İsyanlarımızdan sonuç aldığımız bir yılda geride bıraktık. Gene şüpheli ölüm adı altında kapatılmaya çalışılan bir dosyanın kadın hareketi olarak üzerine gitmiştik. Şule Çet davası, hepiniz hatırlayacaksınız. İntihar demişlerdi. Ancak intihar olmadığı açıklanmıştı, açığa çıkmıştı. Bu dava da, dava kararı da Yargıtay kararıyla katillerin cezasının onanması şeklinde son buldu. Böylelikle Şule'nin en azından öldükten sonra hakkını, hukukunu savunabilmiş olduk. 22 kez hakkında şikayette bulunduğu ve çantasından 23. dilekçe çıktığında dilekçede ben öldükten sonra mı hakkımı koruyacaksınız diye yazdığı Ayşe Tuğba Aslan'ın katili haksız tahrik indirimine, katiline haksız tahrik indirimi verilmişti ve bizler bu haksız tahrik indiriminin kaldırılmasına da vesile olmuş olduk. Böylelikle katil Yalçın Özalpay ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Gene az önce söyledim, ücretsiz öğün verilmesi gerektiğini, devlet okullarında ücretsiz öğün verilmesi gerektiğini bizler, zaten özellikle Genel Başkanımız sık sık her platformda ifade ediyor ve bu konuda da AKP bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinledi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu yöndeki uygulamalarını ve Genel Başkanımızın konuyu sürekli olarak kamuoyunda gündemde tutmasını artık daha fazla buna dayanamadı, pes etti ve okul öncesi
eğitim gören çocuklara sadece bir öğünü ücretsiz olarak verme yönünde bir uygulamayı hayata geçirdi. Bizim bakış açımıza göre çocukların tüm eğitim hayatı boyunca ücretsiz öğün imkanına sahip olmaları gerekiyor. AKP bunu şimdilik sadece mış gibi yapmak adına okul öncesi çocuklar için sağladı ve sadece bir öğünle sınırlandırdı. Ama hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki eğer bir çocuk açsa eğitim göremez. Ne dinlediğini ne okuduğunu anlayabilir. Onun için çocuklarımızın eğitim hayatından mahrum kalmaması için ya da çocuğunun beslenme çantasına koyacak yiyecek bulamadığı için çocuğunu okuldan vazgeçen ailelerin olmaması için bu son derece zaruri bir sosyal devlet uygulamasıdır. Bunun yapılması, yaygınlaştırılması ve tüm devlet okulunda okuyan öğrenciler için bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Ama en kötü ihtimalle ilk seçimlerden sonra zaten bizler bunu hayata geçireceğiz. Evet, kadınlara ve çocuklara reva görülen bütün bu karanlığa karşı bizler aydınlığı savunmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, artık yılın son basın açıklamasını gerçekleştirdiğimiz bugün de ben de son cümlelerimi kuracağım. Ayrımcılığı körükleyen politikaları bitirmekte çok kararlıyız. Onun için iktidara geliyoruz ve tam da bu ayrımcı politikaları kaldırmak için geliyoruz. Kadınları, çocukları yoksulluk ve yoksunluk çemberine hapsedenleri, çocukları yatağa aç girdirenleri, bütün bu aç girmelerine de seyirci kalanları ilk seçimlerde emekli etmek, dinlendirmek için iktidara geliyoruz. Aile destekleri sigortası projemizde yoksulluğu yönetmek için değil, yok etmek için iktidara geliyoruz. Eğitim hayatındaki çocuklara ücretsiz öğün, gençlere yurt, yoksul vatandaşlarımıza ama özellikle de kadınlara güvence olmak için geliyoruz. Hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmemek için, hiçbir kadının erkeğe el avuç açmasına gerek kalmaması için iktidara geliyoruz. Kız çocuklarının eğitim hakkını gasp eden, eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitsizliği yaratan, kadınları eve hapseden, bakım yükünü sadece kadınların omuzlarına yükleyen bu iktidarı sandığa gömmek için geliyoruz. Her üç kadından ikisinin çalışma hayatının dışında kalmasına neden olan politikaları alaşağı etmek için geliyoruz. Üreten, ürettiğini hakça paylaşan ve kadını ekonomik olarak da güçlendiren bir Türkiye inşası için geliyoruz. Çocukların cinsel istismara uğradığı davalarda küçüğün rızası ifadesini kullanan zihniyeti, istismarcılara kol kanat gerenleri tarihin tozlu raflarına kaldırmak için geliyoruz. AKP'nin katilleri, tacizcileri, tecavüzcüleri, istismarcıları ceza indirimleriyle ödüllendiren o kararlarını, adaletsizlikleri sonlandırmak için geliyoruz. Kadın cinayetlerinden sayı diye bahseden, kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulan, koruma altındaki kadınların katledilmesine seyirci olan zihniyeti yerle bir edip İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak için geliyoruz. Bu seçim iki aday arasında gerçekleşecek bir seçim olmayacak. Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek olan bir zihniyet olacak. Bizler eşitliğe inanmayan tek adama karşı kadınların zaferiyle sonuçlanacak olan bu seçimler için can atıyoruz. Geliyor, gelmekte olan diyoruz ve biliyoruz ki seçimlerden sonra eşit, adil, özgür, demokratik, layık bir sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Onun için az kaldı diyoruz ve hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Geliyor, gelmekte olan diyerek sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.